Mekke dönemi boyunca 13 yıl 2 rekat kılındı. Eğer öğle namazının, ikindinin, yatsının farzı 4 rekat olsaydı Mekke döneminde de 4 rekat kılınırdı. Bir defa bu bilgiyi düzeltelim. Hı hı. Süleyman Hoca bunu yapmış, düzeltmiş. O sonraki 2 rekat ne? İşte o peygamberimizin müekket sünneti dediğimiz odur. Namazların 5 vakitte kılınması da müekket sünnetle tayin ediyor. Kur'an'ın böyle bir emri yok. Kur'an adlarıyla 3 tane namazdan bahsediyor. 1. Salatül fecr, sabah namazı. Güneşin doğuşundan önce kılınan namaz demektir. Salatül vusta, orta namaz, günün ortasında kılınan namaz. Salatül işa, güneşin batışından sonra kılınan namaz. Peygamber bu namazları da orta namazı bazen 2 defada, bazen 1 defada kılmıştır cem ederek. İkindi, öğle diye orta namazı bazen 2'ye bölerek kılmış, bazen tek vakitte cem etmiştir. Güneşin batışından sonra kılınan namazı da bazen akşam yatsı diye 2'ye bölerek kılmış, çoğunlukla da tek vakitte toplamıştır. Buna namazların cemi diyoruz. İsteyen bunların ikisini de yapar. İran cem şartlarına göre kılıyor ve 3 vakitte topluyor. O da peygamberimizin uygulamasıdır. Yani bize gelenek haline getirilen dinin esasıdır diye böyle bir dayatma olmaz. 2 rekat kılıyorsa bir adam namazı, o da peygamberimizin talimatına, Kur'an'ın kabullerine uygundur. Süleyman Hoca'nın dediği gibi artırıp 4, 6, 8 istediğin kadar artır kılıyorsa engel yok. Ama bugün dünyanın birçok yerinde birçok Müslüman, hele Kur'an mümini adam, namazlarını 2 rekat kılıyor. Sabah 2 rekat kılıyor, öğle 2 kılıyor, ikindi 2 kılıyor, akşam tektir, üçtür, o değişmez. Yatsı 2 rekat kılıyor. İlave sabaha kadar kıl. Makbul. Bunlara engel yok. Fakat bunları ilmihal kitabına yazıp Müslümanın görevi gibi gösteremezsin. Gösterirsen bu dini tahrif olur. Bu bidat olur. Bu peygamberi dışlamak olur. Eftaliyeti ve başka bir şeydir. Eftaliyeti İslam'ın emri gibi dayatmak başka bir şeydir. Dayatırsanız bu şirktir. İbadet görünümü altında şirke saparsınız. Dayatma. Yaparsan makbuldür de bırak. Siz Müslüman bir mabette 10 rekat öğle namazı kıldıramazsınız. Böyle bir şey peygamberin hayatında yok. 8 rekat ikindi kıldıramazsınız. Böyle bir şey asr-ı saadette yok. Hazreti Ömer 4 rekat kılınan namaza ikindi de ilave yapanları sopa cezasıyla cezalandırmıştır. Bunları inkar mı edeceksiniz? Bu kaynaklar var. Bunları halk bilmiyor diye arkanıya yalan söylüyorsunuz. Siz İslam'ın mabedinde 12 rekat yatsı namazı kıldıramazsınız. Adam evinde kılar, gittikten sonra kılar, önceden kılar. 16 rekat cuma namazı kıldıramazsınız. Haşa kella. Peygamberin hayatında böyle bir şey yok. Biz içtihat yaptık diyemezsiniz. Çünkü ibadette içtihat olmaz. Bu kadar basit. Bu kadar basit. Bunlar bütün kaynaklarda var. Saklıyorlar. Mazeret şu. Ne yapalım? 1000 senedir böyle alıyor. Ona bir şey demem. Sen öyle düşünüyorsan öyle düşün. Ben de gerçeği söyleyeceğim. Namaz kılmaya engel mi? Gayet tabii engel yok. Kıl. Ama camiye soktun mu, İslam'ın emri haline geliyor. İşte zulüm ve felaket buradadır.